Abdülkadir Selvi: Erdoğan'dan yerel seçim öncesi AK Parti'ye uyarılar. Bayramlaşmak için aradığım bakanların önemli bir kısmı deprem bölgesinde ya da halkla bayramlaşma programındaydı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, bayramın ilk günleri Kahramanmaraş ve Adıyaman'daydı. Kurtulmuşla deprem bölgesinin dönüş yolunda konuştuk. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı Hatay'da yapımı devam eden hastaneleri kontrol ederken buldum. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz ise Adıyaman'daydı. Peki CHP'liler ne yapıyordu? İstanbul ve Ankara'da kurultay kulisindeydiler. Geri kalanı ise sahillerde tatil yapıyorlardı. Peki CHP bu bayramda neyle gündeme geldi? Kılıçdaroğlu'na istifa çağrıları, Ekrem İmamoğlu'nun değişim çıkışı ve bitmek bilmeyen kurultay tartışmalarıyla hatırlandı. Kibir uyarısı Buna rağmen Erdoğan ne yaptı? İstanbul İl Teşkilatı'yla bayramlaşma programında konuştu. Büyük bir seçim zaferinin ardından AK Parti'ye önemli uyarılarda bulundu. Hiçbirimizin zafer sarhoşluğuna kapılma hakkı yoktur. Kibir, böbürlenme, şımarma, tepeden bakma bizim partimizde yer bulamaz. Bulmamalıdır. 21 yılda 17. zafer sonrasında bize yakışan tevazudur, bize yakışan samimiyettir. Bize yakışan milletimizle aramızdaki gönül köprülerini güçlendirmektir dedi. Güç zehirlenmesi İktidar güç zehirlenmesine neden olur. Seçim zaferleri kibir abidelerini ortaya çıkarır. Ama Erdoğan hiçbir zaman bu duyguya kapılmadı. O nedenle bu millet 15 Temmuz gecesi onun için canını ortaya koydu. Girdiği her seçimi kazandı, her fırsatta partisini kibir hastalığına kapılmaması yönünde uyardı. Bizim için esas olan tevazudur dedi. Erdoğan seçim zaferini kazandığı 28 Mayıs gecesi AK Parti'ye yerel seçimleri hedef olarak göstermişti. Önce bir öz eleştiri yaptı. Unutmayın ilçelerde 24 belediyeden 19 belediyeye düştük. Bunun hesabını iyi yapmamız lazım. Neden, niçin, nasıl bu noktaya geldik? Öyleyse süratle buradaki eksikleri gidermemiz, her vatandaşımızı Türkiye yüzyılı hedeflerine ısındıracak, inandıracak adımları atmamız lazım. Onun için İstanbul'da kapısı çalınmadık, ulaşılmadık, kalbi fethedilmedik hiç kimseyi bırakmayacağız dedi. Erdoğan seçimlerde büyük bir zafer elde ettik diyebilirdi ama o ilçelerde 24 belediyeden 19'a düştük diye uyarma gereğini duydu. Liderlik bu işte. Neden kazanıyor? Peki siz Kılıçdaroğlu'nun CHP teşkilatlarıyla bayramlaşma programına katıldığını duydunuz mu? Genel seçimi kaybettik ama yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara'ya kaybetmeyeceğiz diye bir konuşması oldu mu? Şimdi diyorlar ki Erdoğan girdiği her seçimi neden kazanıyor? CHP girdiği her seçimi neden kaybediyor? Sizce bu sorunun cevabı yukarıda yer almıyor mu? İmamoğlu aday olmayacak. Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin İstanbul'daki ilçe belediye başkanları ile yaptığı toplantıda Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Değişim değişim diyorsunuz. 4 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanısınız. 4 yılda belediyede hangi değişimi gerçekleştirdiniz de şimdi asırlık çınar gibi olan CHP'yi 3 ayda değiştireceksiniz?" diye soruyor. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyük de "Değişim diyenler üç isim veremiyor diye bir eleştiri getirmişti. Ekrem İmamoğlu da bu tür sorular karşısında değişim talebinin altını doldurmak için harekete geçmiş durumda bir manifesto hazırlığı yapıyor. Ecevit ne yapmıştı? Söz konusu İmamoğlu olunca hep Ecevit'i örnek gösteriyoruz. Ecevit değişim adına ortanın solu diye bir hareket başlattı. Ortanın solunu anlatan yazılar yazdı, konuşmalar yaptı. Darbelerin partisi olan CHP'de 12 Mart'a karşı çıkarak yeni bir duruş ortaya koydu. Ecevit önce CHP'lilere umut verdi, sonra Türkiye'ye umut oldu. Dağa taşa kara olan yazdırıp 3 kez başbakan olmayı başardı. Emanetçi formülü Ekrem İmamoğlu'nunsa Ecevit gibi bir duruşu ve mücadelesi yoktur o çapta biri değil. Daha çok yeni bir Nurettin Sözen olmaya aday görünüyor. Değişim talep etmesine rağmen adaylığını açıklayamadı. Görünen o ki aday olma cesaretini gösteremeyecek. O nedenle Özgür Özel formülünü ortaya attı. Özgür Özel formülü bir emanetçi formülüdür. Kılıçdaroğlu aday olduğu sürece başarılı olması mümkün değil. Bayram fıkranız Kılıçdaroğlu'ndan CHP'de seçim yenilgisinin ardından en yakınındaki isimler bile Kılıçdaroğlu'nun istifasını istiyor. Koltuğuna yapışmakla suçluyor. Kılıçdaroğlu ise her seçim yenilgisinin ardından koltuğuna daha büyük bir tutkuyla yapışıyor. Engin Altay, Bülent Tezcan, Özgür Özel gibi partinin ağır toplarının onurlu çekiliş önermelerine, İmamoğlu'nun çekil talebine rağmen istifa etmemekte direniyor, 10 yıl daha CHP'nin başındayım mesajını veriyor. Siz bunları zaten biliyorsunuz. Kılıçdaroğlu yaşamımın hiçbir döneminde koltuk hırsım olmadı diye açıklama yapınca hatırlatmak istedim. Kemal Bey'in seçimi kaybedince istifa eden çipras gibi çekilmesini beklemiyorum ama şimdiye kadar girdiği her seçimi kaybettikten sonra bu sözü biraz bayram fıkrası gibi oldu. Erbakan hocayı mezarında ters döndürüyor. Erbakan hocanın iki hedefi vardı. Biri başörtüsü sorununun çözülmesi, diğeri ise Ayasofya'nın açılmasıydı. Ayasofya'ya vurulan zincirler kırılacak diye mitingler düzenledi. Başörtüsü mücadelesinden dolayı kurduğu partiler kapatıldı. Ama Erbakan iki hedefinden de asla vazgeçmedi. Merhum Erbakan'ın gerçekleştiremediklerini Cumhurbaşkanı Erdoğan başardı. Başörtüsü sorununu çözdü, Ayasofya'ya vurulan zincirleri kırdı. Başörtüsü sorununun çözülmesinden ve Ayasofya'nın tekrar cami olarak ibadete açılmasından dolayı en çok kimin memnun olması gerekirdi? Elbette ki Erbakan'ın partisinin genel başkanı olma iddiasındaki Temel Karamollaoğlu'nun. Ama Temel Karamoğluoğlu bunlardan memnun olmadı. Hatta Ayasofya'yı açmakla, başörtüsü sorununu çözmekle İslamcı olunmaz dedi. Tabii HDP'ye Kandil'le işbirliği yapan CHP ile ittifak yaparak İslamcı olunur. LGBT'yi savunan CHP listelerinden milletvekili seçilerek İslamcı olunur. Seçimi kazandığımızda ilk olarak İstanbul Sözleşmesi'ni yürürlüğe koyacağız diyen CHP ile İşbirliği yaparak İslamcı olunur. Okullarda Kur'an-ı Kerim dersi koymakla, çocukların Kur'an kursuna gitmesini orta zihniyeti olarak gösteren CHP ile İslamcı olunur. Ayasofya'yı müzeye dönüştüren, Ayasofya'nın minarelerinden ezan okunmasını yasaklayan CHP ile İslamcı olunur. Başörtüsü yasağını kaldıran her düzenlemeyi Anayasa Mahkemesine götürerek iptal ettiren CHP ile ittifak kurarak İslamcı olunur. Ama başörtüsü yasağını kaldırıp Ayasofya'yı cami olarak ibadete açarak İslamcı olunmaz. Temel Karamollaoğlu konuştukça Erbakan mezarında ters dönüyordur. Abdülkadir Selvi, Hürriyet Salih Tuna Erdoğan'a bile kaybettirirler. Bunların Telebir adlı propagandist kanallarının genel yayın yönetmeni Merdan Yanardağ'ın Öcalan güzellemesi doğrusu beni hiç şaşırtmadı her şeyden evvel vaktiyle PKK'yı arkalayan tweetleri vardı. Daha önce de PKK yandaşı Özgür Gündem adlı gazetede yazı işleri müdürlüğü yapmıştı. Hülasa siyasi geçmişi Öcalan güzellemesi yapmasına gayet elverişli. Fakat biz düne değil bugüne bakarız. Yani bugün sağlam ve klas duran bir insanı dünü üzerinden itibarsızlaştırma alçaklığı bizden uzaktır. Mizan ölçü bellidir. Mesela hidayete eren hiçbir Müslüman geçmişte sen cahiliyedeydin diye mahkum edilmez. Gel gelelim bugünkü yazı yolculuğumuza konu olan olay günümüzde geçiyor. Muharrem İnce'nin nitelendirmesiyle Mangır Merdan'ın Öcalan güzellemesi düne değil bugüne ait. Öcalan'ın çok uzun süre içeride yattığını, Artık yeter modunda dile getirdikten sonra Öcalan'ın siyaseti doğru okuyan, doğru gören, doğru çözümleyen son derece zeki birisi olduğunu söylüyor. Muhterem hızını alamıyor, Öcalan'ı neredeyse filozof ilan ediyor. CHP'li Özgür Özel'in kafaları iş bu muhteremin zıp çıktı Öcalan güzellemesiyle mazisindeki PKK muhabbeti arasında uyum var. Uyumsuz olan şu. Muhterem hem Atatürk üzerinden önüne geleni kriminalize etmeye çalışıyor, hem de Öcalan güzellemesi yapıyor. Yanlış anlaşılmasın, marjinal fikirlere de çelişkilere de karşı değilim. Arzular şelale isteyen istediği gibi düşünür. Fiyakalı söyleyecek olursak, yasak düşünceler benim nezdimde yasak değildir. Düşünceye zincir vurulamaz. Yeter ki dürüst olunsun.'' İmamoğlu misali Demirtaş üzerinden PKK'nın siyasi ayağına sinyal vermek yerine söz konusu muhterem gibi direkt PKK önderliğine güzelleme yapmak en azından daha dürüstçe. Merdan Yanardağ'ın sorunu şu. Hem gündüz gözüyle Öcalan güzellemesi yapıyor hem de resmi ideolojinin sürgündeki temsilcisi gibi hareket ediyor. Terör örgütüne mesafe koymaktan aciz halini görmüyor ama önüne geleni yaftalamayı kendine hak görebiliyor.'' Sırf CHP'yi desteklemediği için Muharrem İnce'ye iktidarın aparatı damgasını yapıştırıyor. Mehmet Ali Çelebi'ye düşkün, Metin Feyzoğlu'na dönek diyor. Seçimle iş başına gelen iktidara da faşizan ve gerici yaftasını vuruyor. Elinde yetki olsun, laiklik karşıtı eylemlerin odağı olmaları iddiasıyla AK Parti ve MHP'yi kapatır. İyi Parti'yi de telebire reklam vermeme suçundan müebbet hapse mahkum eder. Çok değişik biri. Çocukların Kur'an öğrenmelerinin beyinlerinin kilitlenmesine neden olacağını söyleyecek kadar küstah, Yaşar Nabi'nin bir mısrağı bir millete şeref verecek şair dediği Necip Fazıl'a beşinci sınıf şair diyecek kadar cahil. Sihalara bunlar planör, oyuncak uçak gibi düşünün. Yani bir uçak teknolojisi değil diyecek kadar da şaşkoloz. Sonra da diyorlar ki Kılıçdaroğlu neden kazanamıyor? Ulan bu değişikler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklesin o bile kazanamaz. Salih Tuna Sabah